İzmir'den bir canlı yayınla başlıyoruz. Bugün Selçuk'ta çok üzücü bir yangın faciası yaşandı. Elektrik sobasından çıkan yangın nedeniyle 5 küçük çocuk, en büyüğü 5 yaşında, 5 kardeş hayatını kaybetti. Gülçin Ayçe bu korkunç olayın yaşandığı yerden canlı yayınla karşımızda. Nasıl yaşandı olayı anlatır mısın Gülçin? Serap Belet yaşları 1 ile 5 arasında değişiyor. Her birinin arasında bir yaş var ve 5 çocuk ne yazık ki hemen arkamdaki bu evde yaşamını yitirdi. Nasıl yitirdi? Bir elektrik sobasıyla ısınıyorlardı. Anneleri bu evden elektrik sobasını açık bırakarak çıktı ve bu 5 çocuk da evde yalnızdı. Masal, Funda Peri, Fadime, Aras ve Aslan her biri bu evdeydi ve şimdi onlardan geriye de ancak gördüğümüz bu oyuncaklar kalmış durumda. Hemen çatının üstünde bu brandanın tepesinde oyuncak atlarını görüyoruz. Tabii nasıl burada can verdi 5 çocuk? Anne saat 19'dan önce 15-20 dakika önce e, evden çıktığını, ayrıldığını söylüyor. Sonrasında e, dumanlar buradan yükseliyor. E, tabii büyük bir yangından bahsedemeyiz ama elektrik sobasının şiltenin üzerine devrilmesi sonucu yangın çıkıyor. E, ve bu yangında da e, işte e, adını verdiğim e, o güzel atlı çocuklar e, ne yazık ki yaşamlarını kaybediyorlar. E, i̇lk yardım bu noktaya geliyor. Önce anne ve çevredekiler aslında çocukları teker teker dışarıya çıkartıyorlar. Ama bir bakıyorlar ki çocukların her biri cansız bir şekilde yani içerideki o boğucu dumandan etkilenerek e, açıkçası nefes alamıyorlar ve e, cansız bir şekilde yatıyorlar. E, üçü e, burada hayatını kaybediyor. İkisi de e, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitiriyor ne yazık ki. Anne Melisa Akcan e, hurdacılık yaptığı e, belirtiliyor. Zaten hurdaları da teslim etmek için evden ayrıldığını söylüyor. E, Tabi olaydan sonra e, büyük bir üzüntü yaşıyor. Şu an itibariyle tam olarak ifadesi alınamadı. Hala hastanede polis gözetimi altında. Ama bizim olay yerindeki gözlemimiz evin tamamı Tamamen yanmadı. Bakın burası e, evin aslında betonarme yapısı. Hemen ön tarafta da baraka tipli bir bölüm var. Orada da eşyalarını muhtemelen gizliyorlar. Daha çok evin arka tarafında yangın çıkmış ama e, tabii çocukların daha çok dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini biliyoruz. E, dezavantajlı bir aile e, e, bu ama şunu da belirtmek gerekir. Bu arsa aslında Akçan ailesine ait. Hakan Akçan'a ait. Hakan Akçan yani baba Hakan Akçansa hırsızlık suçundan şu anda cezaevinde 4 yıl bir kesinleşmiş hapis cezası var. Peki görgü tanıkları etrafta görenler ne söylüyorlar? Çoğu zaman aslında annenin çocuklarını bu evde yalnız bırakarak çıktığını ifade ediyorlar. En sonunda saat 15:30 sıralarında komşuları tarafından görülüyor anne. Ellerinde bir bisküviyle birlikte anne geliyor. Çocuklarıma bir şeyler getirdim diyor. Tabii bu anlamda da anneyle ilgili farklı iddialar var madde kullandığı da iddia ediliyor. Tüm bunlar araştırılacak. Bir de e, bu çocuklar her zaman bu evde yalnız mı bırakılıyordu? Bu konuda güçlü iddialar var. Annenin e, çocukları birçok kez yalnız bırakıp evden ayrıldığı ifade ediliyor. Ancak e, önümüzde bir gerçek var ki 5 e, masum çocuk ne yazık ki hayatını kaybetti. Her biri e, bir, 1 2 3 4 yani arka arkaya dünyaya gözlerini açmış 5 masum çocuktan bahsediyor. İşte ne yazık ki evde yalnız bırakıldıktan sonra Elektrik sobası açıktı ve elektrik sobasının şiite üzerine devrilmesiyle birlikte bu evde yangın çıktı. İşte o yoğun dumanlar neticesinde de çocuklar hayatını kaybetti. Gülçin Ağaç'a çok teşekkürler. Tüm bu takibin daha önce de yapılması çok önemli. Çocuklar belli ki daha önce de tek başlarına bırakılmışlar. Konuşacağız ve ayrıntılarını aktarmaya devam edeceğiz.